Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yapıp binlerce insana aş ve iş verdi. Ancak kendisiyle boy ölçüşemeyecek duruma gelen ticari rakipleri tarafından FETÖ'cü suçlamalarına maruz kaldı. Mübariz Gurbanoğlu. Gurbanoğlu kimdir? Bir armatör. Türkiye'yi çok seven, bu uğurda bedeller ödeyen milliyetçi bir Azerbaycan Türk'ü. Türk vatandaşlığını almadan önceki ismi Mübariz Mansimov'du. Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali grubunun kurucusu. Dile kolay, tam 22 yıldır yani 1998 yılından beri Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'ye gelir gelmez dünya çapında yatırımlar yaptı. O da yetmedi, farklı iş kollarında faaliyet yürüten iş adamlarını Türkiye'ye çekmeyi başardı. 2007 yılında Gurbanoğlu soyadını alarak Türkiye vatandaşlığına geçti. Petrol taşımacılığıyla adını duyuran Mübariz Gurbanoğlu daha çok adını petrol taşımacılığıyla duyurdu. 2011 yılında Bodrum Yat Limanı'nı da Jeffy Kamhi'den 42 milyon dolara satın aldı. 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina'yı hizmete sundu. Gurbanoğlu 2013-2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş adamından biri olarak gösteriliyordu. 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş adamı listesine de girdi. İşte bu rakiplerini kıskandıran başarılı profil, farklı alanlardaki iş kollarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iş imkanı sunuyor. TSK'ya binlerce liralık bağış. 2010 yılında İstanbul Modern'in eğitime destek amacıyla düzenlediği galada Balkan Naci İstimgeli'nin el işlemesi Türk bayrağına tamı tamına 650 bin lira verdi. O el işlemesi Türk bayrağını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle kendisine teşekkür plaketi sunuldu. Futbol tutkunu. Azerbaycan Türk'ü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu sporu. Özellikle futbolu çok ama çok seviyor. Beşiktaş Spor Kulübü'ne ciddi manada hizmetleri oldu. Azerbaycan'da da bir futbol takımı bulunan Mübariz Gurbanoğlu, Chelsea Kulübü'nün sahibi Abramovich'in de yakın arkadaşı. Şad olurum ki... İşte bu ismin son dönemde ticari rakipleri tarafından hedefte olduğu öne sürülüyor. FETÖ suçlaması. 2017 yılında Mübariz Gurbanoğlu hakkında CİMER'e FETÖ'cü suçlaması yapıldı. Bağlantıları araştırıldı. FETÖ izi yok. FETÖ'nün tepe yönetimiyle ilişkisi bulunamadı. FETÖ'cülük için en önemli kriterlerden biri olan Baylok kaydına rastlanılmadı. Bank Asya ile çalışmadığı anlaşıldı. FETÖ iltisaklı SGK kayıtlarına rastlanmadı. Kısacası soruşturma neticesinde FETÖ'cülük için yeterli olan bulgulara ulaşılamadı. FETÖ'cü değil. İşte tüm bunlar nedeniyle savcılık soruşturmaya gerek yok diyerek takipsizlik kararı verdi. Fakat ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı. Peşini bırakmadılar. Ünlü iş adamı hakkında yeni bir FETÖ soruşturmasının açıldığı öğrenildi. Daha önce aklanan ve FETÖ izine rastlanılmayan ünlü isim Mübariz Gurbanoğlu'nun dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle FETÖ'ye dair neyle suçlandığı ise bilinmiyor. Söz konusu durumun Gurbanoğlu'yla rekabet halinde olan ve Türkiye'de son dönemde etkin olan bir enerji firmasının baskısı sonucu oluştuğu öne sürülüyor. Mübariz Gurbanoğlu'nun daha önce FETÖ tarafından tehdit edildiği biliniyor.